Merhaba, ben Kaan Kutsal Alkan, mimarım. Mimark Mimarlığın kurucu ortaklarındanım. Mimark Mimarlık, bincilik tesisleri üreten ve konut projeleri üreten bir mimarlık bürosudur. Bugün sizlerle iç mimarinin en temel elemanları olan zemin, duvar ve kapılar konusundaki düşüncelerimi paylaşacağım. Tasarımcı olarak bir mekanı tasarlamaya başladığımda öncelikle çok iyi bir zemin elde etmeye çalışıyorum. Zeminde mükemmeli yakalamaya çalışıyorum. Arkasından duvarların ve kapı tasarımının iyi olmasına dikkat ediyorum. Ben bir tasarımcı olarak aslında düşündüğünün aksine bütün renklerin bir arada çok rahatlıkla kullanılabileceğine inanıyorum. Onun bir tek şartımız var. O da doğru oranda kullanılmaları. Aslında tüm malzemeleri ve tüm renkleri birlikte çok iyi kullanabiliriz. Sadece oranlarına dikkat ederek. Ayrıca zeminlerde ve duvar renklerinde daha sakin renkler kullanarak hareketli mobilyalarda ve aksesuarlarda daha fazla seçeneğe sahip olabiliriz. Genel olarak parke döşerken mekanın içindeki ışığın durumunu dikkate alıyorum. Ama ışıktan daha çok insan trafiği aslında benim için önemli kriterlerden biri. Daha yüksek ve daha bol ışık alan mekanlarda macar döşeme ya da marküteri döşeme yapmak mümkün. Özellikle yüksek tavanlı mekanlarda marküteri döşeme iyi sonuçlar verir. Fakat kat yüksekliği fazla olmayan yapılarda düz döşeme, daha sakin ve daha düz döşemeleri tercih etmek iyi olacaktır. Zeminin rengi aslında tasarım için en önemli kriterlerden biridir. Zemine doğru karar verdiğinizde gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Çünkü doğru seçilmiş bir zemin üzerine gelecek mobilyaların renklerini belirlemekte oldukça önemlidir. Ben genelde mekan tasarımında zeminle duvarları birbirinden ayırmayı tercih ediyorum. Bunun için de elimdeki en önemli eleman süpürgelik. Süpürgelikleri kontrast renklerde seçip zeminle duvarı birbirinden ayırarak hareket etmeyi tercih ediyorum. Genelde süpürgelik tercihini gene mekanın yüksekliği ile ilişkilendiriyorum. Yüksek tavanlı mekanlarda daha yüksek süpürgelikler ve daha hareketli süpürgelikler tercih ediyorum. Fakat kat yükseklikleri düştüğünde süpürgelikleri de onunla orantı olarak küçültüyorum ve daha sakin süpürgelikler haline getiriyorum. Ben genelde tasarımlarımda zeminde çok fazla hareket etmeyi doğru bulmuyorum. Sadece bir malzemeyle, tek bir malzemeyle tüm zeminleri yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Belki farklı mahallelerde döşeme şekilleriyle oynuyorum ama parkenin rengini ya da şeklini değiştirmiyorum, ölçüsünü değiştirmiyorum. Doğru olmadığını düşünüyorum. O yüzden genelde zemin tasarımlarında, zemin planlarında tek malzeme ve mümkünse de tek döşeme biçimi kullanıyorum. Yaklaşık 4 yıl önce tasarladığımız ofisimizi Yıldız Entegre'nin bir kısım ürünlerini kullanarak yenileme kararı aldık. Zeminde koyu renkli seramikler bulunuyordu. Haliyle de çok soğuk bir etkisi vardı. Bizim için de böyleydi. Bu seramiklerin yerine parke kullanmaya karar verdik. Parke hem içerideki sesi, akustiği iyi, daha iyi hale getirdi. Hem de daha sıcak bir ortam olmasını sağladı. Kitaplığımız daha öncesinde daha koyu renklerin, ceviz ve tonların hakim olduğu bir kitaplıktı. Şevron'u kullanmaya karar verdik. Şevron daha ferah, daha açık bir renk. Şevron'la birlikte daha mekanı daha ferah hale getirdik. Zeminde kullandığımız dominant parkelerin açık renkli olmaları gerektiğine karar verdik. İnci çam da tam aradığımız tonlarda bir renkti. Mekanın içinde bir derinlik yaratmak için bir niş yapalım diye düşündük. Nişin içine aslında çok farklı malzemeler düşündük ama sonrasında zeminde kullandığımız inci çamı nişin içinde de kullanabileceğimizi düşündük. İnci çam da duvarda da çok güzel bir etkisi oldu. Daha öncesinde bu duvar normal boyalı bir duvardı ve mekan içinde bir etkisi yoktu. Şimdi inci beyazıyla birlikte daha sıcak, daha ferah bir hale geldi, daha aydınlık bir hale geldi duvarımız. Mekanın içindeki ışığa da çok büyük katkısı oldu inci beyazının. Yaratıcılık Akademisi'nde sizlerle kapılar üzerine konuşacağız. Kapı nedir, neden vardır, nasıl olmalıdır gibi konulara değinmeye çalışacağız. Bir mimar olarak kapının özel anlamlar yüklenmesi gereken bir eleman olduğunu düşünmüyorum. Benim için kapı aslında belli ölçülerde güven veren, sade ve yalın bir yapı elemanıdır. Fakat bu bütün sektör için böyle olmayabilir. Kapıları daha detaylı, daha süslü, daha renkli hale getirmek de mümkün. Kapının öncelikle güvenlik anlamında bir etki yaratmasını isterim. Çünkü gerçekten baktığınızda kapı
kendi ailenizin içinde bile olsanız kendinize ait alanı belirleyen en önemli yapı elemanıdır. Kapıyı kapattığınızda dış dünyayla ve çevredeki tüm her şeyle ilişkiniz kesilir. Bu daha verimli çalışmanızı sağlayabilir, daha iyi dinlenmenizi sağlayabilir. Bireysel alan belirleyici diyebiliriz kapılar için. Genel olarak mekanlarda kişilere ait özel alanlar yaratmanın en önemli elemanlarından biri gene kapılar. Kapıyı niye kullanıyoruz? Alanları belirlemek için kullandık. Gizli kapılar yapmak zorunda kalıyoruz bazen duvarlardaki durumlardan dolayı, açılma yönlerindeki yetersizliklerden dolayı bazen gizli kapılarda, gizli kanatlarda yapabiliyoruz. Duvar içinde çalışan raylı sistem kapılarda yapabiliyoruz. Süsler objesi olarak ya da dekor malzemesi olarak baktığınızda da parke ve evdeki diğer mobilyalarla uyumuna dikkat ettiğimiz bir yapı elemanı. Kat yüksekliğinin fazla olduğu durumlarda kapı yüksekliklerini bize fazla tutmaya çalışıyoruz. Daha ferah ve daha geniş alan etkisini kapının yüksekliğiyle sağlıyoruz. Fakat kat yüksekliğinin doğru olmadığı durumlarda maalesef bizde daha düşük. Standart, dünya standartımız 2.10'u kullanıyoruz. Aslında 2.10 çok da tercih ettiğimiz bir kapı ölçüsü değil. Yükseklik olarak baktığınızda aslında isteriz 2.40'ları kullanabilirim ama maalesef günümüz inşaat sektöründe kat yükseklikleri buna müsaade etmiyor. Camlı kapıları yatak odalarında ve banyolarda kullanmıyoruz. Kişisel mahremiyeti olumsuz etkilediği için. Salonlarda daha büyük metrekareler olduğu için ve daha fazla ışık olduğu için özellikle salon kapılarında cam kullanmaya dikkat ediyoruz. Ben genelde tasarımlarımda kapı ve parke renklerini daha farklı yapmaya çalışıyorum. Çünkü kapı ve parkeyi yarısınlar istemiyorum. Dolayısıyla da birbirlerinden farklı renkler kullanmaya özellikle gayret ediyorum. Süpürgeliklerde kapı ve parkenin ilişkisini biraz süpürgeliklere yüklüyorum. Süpürgelikle o geçişi biraz yumuşatmaya çalışıyorum. Kapı ve parkelerde renk seçerken son dönemlerde kontrast renkler kullanmayı tercih ediyorum. Aslında daha önceki dönemlerde böyle değildi. Daha önce zeminde meşe parke kullanıyorken kapıyı da meşe yapmaya dair gayret ederlerdi. Aynı tonları yakalamak çok mümkün olmayabilirdi. Freze meşe bir parke kullanıyorken kapılarda da antrasit griyi tercih ediyorum. Parke ve kapı renk seçiminde kontrastı tercih etmeme rağmen sabit mobilyaları tasarlarken daha yumuşak renkler tercih ediyorum. Daha sakin renkler tercih ediyorum. Parkede ve kapıda iddialı renkler kullanmak sabit ve hareketli mobilyalarda daha sakin renkler kullanmayı gerektiriyor. Kapıyı tasarlarken klasik bir mekan tasarlıyorsak aslında daha hareketli parkeler, parkeyle daha farklı döşeme planları oluşturuyoruz. Belki biraz daha koyu renklerde tercih ediyoruz klasikte. Fakat modern bir alan tasarladığımızda daha düz ve daha geniş plank parkeler kullanıp daha açık renkleri tercih ediyorum. Bununla birlikte kapılarda modern yapılar tasarlarken, gene modern mekanlar tasarlarken kapılarda biraz cam kullanmaya dikkat ediyorum. Fakat klasik bir yapı tasarladığımda marfiteli döşemeler, mucarta döşemeler kullanıp kapıları da olabildiğince detaylı kapılar halinde üretmeye dikkat ediyorum. Herhangi bir yapı elemanının, özellikle kapının ben buradayım diye bağırmasını istemem. Kapı oradadır ve güzeldir ve yapması gerekeni yapıyordur. Daha bambaşka görevleri ve daha başka anlamlar vermesini gerektiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla aslında kapı yalın, sade ve sağlam bir yapı elemanı olmalıdır diye düşünüyorum. Biz de bu pandemi döneminde ofisimizde bir kısım yenilikler yapmaya karar verdik. Açıkçası daha önce çok koyu bulduğumuz bir kısım malzemeleri Yıldız Entegre'nin ürünleriyle değiştirme kararı verdik. Öncelikle kapımız cam olmayan bir kapıydı. Açılır kanat bir kapıydı. Bu bize alanda darlık ve kullanımda zorluk yaratıyordu. Yıldız Entegre'nin sürme sistem bir kapısıyla değiştirdik. Ve içinde biraz da mekandaki ışığı artırabilmek için cam kullanmaya karar verdik. Kapı modelimizi seçerken VDA serisinin bize uygun olduğunu düşündük. VDA serisinin camlı bir modelini seçtik. Kitaplığımız daha öncesinde daha koyu renklerin, ceviz ve tonların hakim olduğu bir kitaplıktı. Şevron'u kullanmaya karar verdik. Şevron daha ferah, daha açık bir renk. Mekandaki ışığı gene şevronla birlikte daha mekanı daha ferah hale getirdik.
Yaratıcılık Akademisi için yaptığımız bu dönüşüm umarım sizler için de yol gösterici olur. Merhaba, ben Efe Urgunlu. Mimar Sinan İç Mimarlık mezunuyum. Bu sene 20. senem. No 3 Mimarlığın ortaklarındanım. Bugün de House Beautiful dergisiyle Yaratıcılık Akademisi'nde kapı ve parkeler üzerine biraz sohbet ediyoruz. Ve ben kendi bilgilerimi, zevkimi ve görüşlerimi paylaşıyorum sizlerle. Parkeden bahsetmek istiyorum. Esasında parkenin şöyle bir büyüsü var. Bir şantiyenin inşaat safhasından yaşanılabilir safhaya geçtiği ilk katman parke. Yani bir odaya girdiğiniz zaman zeminde böyle bir brüt betonu görmekle döşenmiş bir parkeyi görmek arasında muazzam bir fark var. Hem akustik olarak fark var, hem de böyle sizi tanımlayamazsınız ama böyle sarıp sarmalayan bir şey haline gelmeye başlar o mekan. İşte o büyünün bir parçası da parkedir. Parkeyi şöyle de düşünebiliriz. Esasında bir mekanı oluşturmaya başladığınız zaman bir tablo gibi düşünürseniz ilk bir kanvas hali var ve o kanvası attığınız ilk renk gibi. Üzerine koyacağınız her şey buna çok bağlı olarak ilerliyor. Bununla ilgili fonksiyon tabii ki çok önemli. O mekanı hangi fonksiyon için kullandığınız çok önemli. Buna göre parkenin kalınlığı, yine parke enleri, plank enleri buna göre çok değişiyor. Ve tabii ki bitiş, yüzey dokuları ve renkleri. Genelde ne yazık ki artık ağır şehir koşullarında mekanlar çok küçüldü. Dolayısıyla da daha az gün ışığı alan bu mekanları aydınlatmak için en önemli unsurlardan bir tanesi de açık renk bir parkeyi burada kullanabiliyor olmak. Mimaride ve dekorasyonda en zorlanılan şeylerden bir tanesi de iki farklı yüzeyin, bu duvar yüzeyi ve zemin olabilir, birleştiği noktalar. Çünkü bu esasında o mekanın kalitesini de belirliyor. Yani ne kadar üzerine düşünüldüğü ve özenildiği. Duvarla parkenin birleştiği yerde de buna en iyi çözüm tabii ki süpürgelik. Bu süpürgelik çoğu zaman önemsenmez veya hatta atlanır bile ama hem o işçiliklerin ayıbını örtebilen bir ara aksesuar ve ara parça olarak kullanırken hem de artık günümüzde 12 santime kadar varan kalınlıklarla arkasından kabloları vesaireleri geçirebileceğiniz bir öğe olarak da kullanılıyor. Bu sadece tabii ki form olarak, bir de renk uyumundan bahsetmek gerekiyor. Burada süpürgeliği sadece parkeyle aynı tonda ve tamamlayıcı olarak kullanabilirken tamamen kontrast ve onu bir çerçeve içine alabileceğiniz, demin dedik ya hani bir tablo yapıyoruz ve kanvasa ihtiyacımız var ve o kanvasında bir çerçeveye ihtiyacı var. Süpürgeliği böyle de düşünebiliriz ve hemen onun üstünde tabii devam eden duvar ve duvarın rengi de, bütün bunlar yine o mekana ana duyguyu, hissi ve sizin almak istediğiniz fiziksel özellikleri katacak önemli 3 tane unsur. Tablodan ve kanvastan bahsettik. Tabii ki renk, doku, bunlar çok önemli. Eğer elinizde ne kadar geniş bir skala varsa, renk ve doku skalası, o kadar muhteşem resimler, o kadar böyle duygulara dokunabilen resimler yaparsınız diye düşünüyorum. Enstrümanlarınız artar bundan ilgili. Bir artı, burada kullanacağınız mekan da çok önemli. Biz ağırlıklı ofis olarak ticari mekanlar yapıyoruz. Daha çok kafeler, restoranlar. Dolayısıyla kullandığımız tüm parkelerde işte 33. sınıf dediğimiz yüksek trafiğe dayanıklı artı silinebilir ve daha hijyenik ürünleri tercih ediyoruz. Sonuçta konutta da kullandığınızda bu böyle. Kimi zaman bebeğinizi üstüne koyuyorsunuz, kimi zaman siz yerde oturuyorsunuz. O anlamda bu ürünü seçerken hani renk, doku, boyut ve bütün bu hijyen kurallarını da göz önüne almak gerekiyor. Ben kişisel olarak yaklaştığım zaman zıtların uyumundan yanayım. Yani nasıl her birimiz aynı insan değiliz, herkes birbirinden farklı.
Dolayısıyla bütün mekanların da bütün hacimlerinde kendi bir karakteri olması gerektiğine inanıyorum. Bu tabii zor. Yani buradaki o uyumsuzluğun uyumunu yakalıyor olmak biraz uzmanlık gerektiren bir şey. Çünkü bıçak sırtı. Yani o bir anda bir karmaşaya ve kakafoniye de dönebilir bu. Ama eğer doğru yapılırsa da her mekanın kendi kimliği, kendi duruşu ve stili olan bir tasarım ortaya çıkar ki ben bundan yanayım. Bir mekan tasarımına başlarken her şeyden önce bir hikayemizin olması gerekiyor. Ben hep bunu söylüyorum. Hikayesi olan her şey çok sağlamdır. Dolayısıyla hikaye burada çok önemli. Sonra bu hikayeyi besleyecek doğru renkler, dokular ve malzemelerin kombinasyonu yine çok önemli. Bunlar da işte mood boardlarla genelde yatırımcılara ilk o hayalleri kurarken somutlaştırdığımız ilk şeyler bu renkler, dokular, malzemeler ve tonlar oluyor. Bir mood board hazırlarken önce dediğim gibi bir renk paletine karar veririz ve hani tekstürleri hayalini kurarız. Ondan sonra da karteryalardan olabilir, kataloglardan olabilir. Bunlara en yakın cevap verecek ürünleri kesip bir kolaj haline getiriyoruz. Yani hepsini yan yana görmek çok daha efektif oluyor. Bazen çünkü hepsini hayalde canlandıramayabiliyorsunuz. Hatta şimdi bir sürü gelişmiş teknolojiyle bunu Photoshop olsun ya da yardımcı programlarla yani gerçekten mekanın içinde de gösterebilme imkanımız da var. Bunlar tabii ki bu hayalleri kurmaya ve bütünü görmeye en baştan çok yardımcı oluyorlar. Bugünkü konu başlıklarımızdan bir tanesi de kapı. Esasında her gün hepimizin onlarca defa maruz kaldığı, kullandığı bir mimari bir öğe. Yani açıyoruz, giriyoruz, çıkıyoruz, yanında duruyoruz, önünde duruyoruz. Bazen ve hatta çoğu zaman fark etmiyoruz ama hem felsefede hem mimaride çok fazla anlam yüklenebilecek ve çok fazla fonksiyon olan bir şey. Yani olmadığını düşündüğünüz bir dünya. Belki birazcık böyle bir şey yaparsanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Hani kapıların olmadığı bir dünyada herhalde hayat bugünkü standartlarından çok daha farklı oluyor olurdu. Yine felsefede de bu var, günlük deyimlerde de var. Hani bütün kapıların açılması gibi ya da bütün kapıların yüzüne kapanması gibi. Bir taraftan hani böyle bir manevi anlamları varken bir taraftan da hem kişisel hem kamusal bütün mahremiyeti sağlayan çok önemli bir öğe. Dekorasyonda da hani çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü herhangi bir mekana girerken o mekanla ilgili karşılaştığınız ilk şey o mekanın kapısı. Ve dolayısıyla size o mekanla ilgili fikir verecek ve etki yaratacak en önemli unsurlardan bir tanesi o. Siz her ne kadar ona dikkat etmiyor olsanız da kapının kolundan kenarındaki pervazına kadar hepsi size bilinçaltında belli bir kategorizasyon sağlıyor. Belli bir kalite algısı sağlayan bir mimari öğeden bahsediyoruz burada. Kimi zaman kocaman bir duvarın ortasında bir heykel gibi duran veya kimi zaman da iki farklı mekanı birbirine bağlayan ama asla dikkat çekmeyen bir öğe olarak hayatımızda yerini alıyor. Fiziken bir mekana girerken kapı size o mekanla ilgili kurduğunuz hayali gerçeğe kavuşturan bir öğe. Yani açtığınız zaman kafanızdaki kurgu orada gerçekle buluşuyor. Peki bunun tasarıma etkisi nasıl olacak? Bu bir endüstri tasarımı sonuçta. Yani evinizin veya ofisinizin bir tarzı var. Burada farklı yaklaşımlar var. Hani bu tarzın bir parçası olan ve bu tarzın içinde yok olmuş mesela klasik bir kapı tercih edebilirken tam tersi bütün bu geçişleri çok modern kurguladınız ama açtığınız zaman bambaşka klasik bir mekana girdiğiniz öğeler olarak da seçebilirsiniz. Yani tasarım öğesi olarak da seçebilirsiniz. Buradaki hani şudur diye tek bir doğru yok. O sizi mutlu edecek veya sizin mekanınızla konuşan her türlü çözüm bunun için okeydir. Tabii tek başına kapıdan da bahsetmek burada doğru değil. Bunun tamamlayıcısı olarak işte zeminde parkeniz, süpürgeliğiniz, duvar renginiz, tavandaki kaplamalar, bütün bunlar bu kapıyla ilgili seçimin tamamlayıcısı gibi düşünülebilir. Benim tasarımcı olarak tercihim, en başta da söylediğim gibi ben böyle biraz hikayesi olan ve yaşamış şeyleri çok seviyorum. Tarz olarak da kendi hem yaşadığım mekanda hem tasarladığımız mekanlarda mutlaka yaşamış ve hikayesi olan objeleri kullanmayı tercih ediyorum. O anlamda biraz daha klasik dokunuşlarla ilerlemek, klasik çizgilere sahip, alışa geldiğimiz
kapıları kullanmayı tercih ediyorum. Bunları sonrasında üzerine kullandığımız aksesuarlar ve renklerle farklılaştırmak ve günümüze yakınlaştırmak benim için çok daha keyifli.